değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda risk iştahının az olduğu bir güne başladı tüm dünyada piyasalar. Uzak doğuya baktığımızda Hong Kong ve Çin %1'in üzerinde kayıplardalar. Amerikan vadeleri çok hafif de olsa düne göre eksi olduklarını görüyoruz. Birincisi bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankası kararları var globallerin Biz Fed'e çok odaklanıyoruz ya da piyasalar. Ama aynı zamanda yarın Japonya Merkez Bankası'nın da e, faiz kararı var. Şimdi Japonya faiz kararını konuşmuyorduk, bu nereden çıktı diyebilirsiniz ama e, Japonya'nın önemli bir para birimi dünyada. Özellikle global fonların dünyadaki en ucuz para birimi olduğu için faizlerden yani 0.1 efektif e, faiz oranı, e, politika faiz oranı Japonya'da. E, genelde fonlar Japon yenini e, borçlanıp yatırımları o şekilde kaldıraçlı yapmayı tercih ederler. O yüzden Japon Bankası, Merkez Bankası'nın hareketleri de çok dikkatli şekilde e, takip ediliyor. Orada da uzun yıllardır devam eden parasal genişlemeden sonra hafif hafif e, biraz parasal sıkılaşma ve faizlerin artırılması e, arttırılması söz konusu olduğu için global piyasalar biraz da oralarda orada da ne olacağını Dikkatle takip ediyorlar. Tabii ki Fed'in toplantısı yarın. Onun üzerinden tekrar geçeriz. Orada sürpriz bir şey olacağını düşünmüyoruz. Ee, aynı zamanda işte Lübnan tarafında gelişen olaylardan dolayı da e, genel olarak bir e, riskten kaçınma algısının olduğunu söyleyebiliriz. E, bizim açımızdan ne e, iyi haber var? Ufak bir haber de olsa Brent petrolün tabii ki 80 doların altında seyretmesi ülke olarak bizim için iyi. Şimdi Orta Doğu'da tansiyon artarken Brent petrol neden düşüyor diye sorabilirsiniz. Burada da tabii genel olarak global talepte hafif bir yavaşlamanın olduğu gözleniyor. Bundan dolayı Brent petrol son 3 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Bizim için ithalat enerji faturamızı düşürdüğü noktasında biz buna pozitif bakıyoruz. Ama günlük piyasa hareketlerini etkileyecek bir gelişme değil. Evet gelelim bizim piyasamıza. Evet kar sezonu başladı. Geçen hafta tavla başlamıştık. Ufak tefek diğer şirketlerde geliyor ama e, takibimizde olan büyük şirketlerden Akbank sonuçlarını açıkladı. Evet, ilk büyük banka. Ne diyorduk? Bankaların sonuçları iyi gelmeyecek ikinci çeyrekte. Nitekim de öyle. Ee, sürpriz olmayan bir sonuç açıkladı Akbank. Ee, i̇kinci çeyrekte 10 milyar 920 milyon liralık bir e, kar elde etti. Piyasa beklentisiyle e, tamamen paralel diyebiliriz. E, bu birinci çeyreğe göre karının 17 düştüğünü gösteriyor. Özel bankalar için kabaca resim buralarda olurken kamu bankalarında %27 ile %30 arasında bir gerileme olacak. Yani ikinci çeyrek birinci çeyrekten daha kötü. E bunlara genelde tabii ki bir süredir zaten bankalarda 80'lik bir performanstan sonra hafif bir e, gevşeklik görüyoruz e, hisse performanslarında. Bunun olması normal. Şimdi gelelim Detaylara neler olmuş Akbank bilançosunda birincisi biliyorsunuz geçtiğimiz seneden beri özellikle Eylül ayından beri merkez bankasının ciddi şekilde faizleri arttırdığı bir dönem TL faizler yukarı çıktı kredi faizleri yukarı çıktı mevduat faizleri yukarı çıktı bu dönemde bu parasal sıkılaşma döneminde bankalar için Net faiz marjlarının daraldığı dönemdir. Neden? Çünkü bankalar daha uzun vadeli krediler veriyorlar. Ama bizim ülkemizde mevduat faizlerinin yenilenmesi yani yeniden fiyatlanması'nın ortalaması kabaca 60 gündür. Ama herkes bankayı aradığında 32 günlük faizi sorar. Yani bankalar minimum bir senelik kredi verirken fonlama maliyetleri her bir buçuk ayda bir aşağı yukarı Yukarıya doğru hareket ediyor o yüzden faizler yukarı gittiği dönemde Birkaç çeyrek Biz bunu görürüz Bunun da Etkisini Akbank'ın sonuçlarında diğer bankalarda olduğu gibi görüyoruz Şimdi Çeyreksel bazda Baktığımızda Net faiz marjı 2.1'e gerilemiş Bu ne ifade ediyor Geçen sene Yüzde %5'ler, %4,5'larda olan net faiz marjı 2.1 neredeyse yarıya kadar düşmüş ee, olduğu bir dönem. E, normal olarak karşılamak lazım. Şaşırtıcı değil. Yani banka dün yaptığı e, sonuç toplantı açıklama toplantısında da bu çeyreğin en kötü yani artık en kötünün geride kaldığı bir çeyrek olduğunu söylediler. Çünkü evet e, neredeyse tamamıyla e, faizlerin artmasının etkileri e, banka bilançolarında bu çeyrek itibariyle e, sona erecek yani düşüş olmayacak üçüncü çeyrek daha iyi olacak demek değil ama stabilize olacak buralarda demek iyileşme ancak faiz indirimlerinin başladığı dönemlerde görüyor olacağız faiz indirimlerini ne zaman bekliyoruz biz dördüncü çeyrekte bekliyoruz yani 2025 bilançolarında göreceğiz Orada da başka bir hikaye var. Onu da sonuçların üzerinden gittikten sonra tekrar anlatabilirim. Dediğim gibi net faiz marjlarında üçüncü çeyrekten ikinci çeyreğe de bir 70 bas puanlık azalış var. Genelde baktığımız iyi taraflarını söyleyeyim. Evet net ücretler ve alınan ücretlerde ciddi bir şekilde bir artış var geçen seneye göre. Orada... ...bu faiz gelirlerinden olan azalmayı bir şekilde kompanse ettiklerini söyleyebiliriz. Ama net net de ilk e, yarı yılda geçen seneye göre %22 daha az kar etmiş e, Akbank. Geçen senenin bir özelliğini tekrar hatırlatayım. Özellikle ikinci çeyrekte bankalar, biz o ikinci çeyrek seçimlerden önce e, fantastik kur hareketleri olurken ya da olmaya hazırlanırken döviz alma çok zorken vesaire bankalar o sırada bu trading işlemlerinden inanılmaz kârlar yazmışlardı bu sene o tip kârlar yok açıkçası onun bir etkisi de var iyi taraf nedir ekonomi yavaşladığı ve kötüleştiğinde takipteki kredilerin için ayrılan provizyonlar artar onun bir herhangi etkisini henüz görmüyoruz açıkçası. Yani demek ki hakikaten bizim de gördüğümüz gibi ilk 6 ayda bir nebze yavaşlama olsa da daha çok alarm zillerini çaldıracak bir durum olmadığı için bu provizyonlarda herhangi bir ciddi artış yok. Akbank bu bilgiler ışığında 2024 yılı için olan öngörülerini de Bir takım değişikliklere gitmiş ee, işte dediğimiz gibi net faiz marjı öngörüsü daha önce yüzde dörtken yeni revize rakam yüzde üç biraz daha düşürmüş ee, çünkü zaten ilk yarıda iki nokta elde etmişsiniz dörde çıkması çok zor mantıklı bir açıklama ee, bizi ilgilendiren başka bir kısımda e, öz sermaye karlılığının sene başında verdikleri öngörü de yüzde otuz üzerinde olmasını beklediklerini paylaşmışlar. Bu öz sermaye karlılığını da 100 e, 25-26 seviyeleri ne çekmişler 2024 için e, buna çok net bir e, tepkinin olacağını ben zannetmiyorum piyasada ama e, yine de e, dediğim gibi piyasada bir e, zaten zayıflık var e, hani hafif bankalardaki kar realizasyonlarının e, olması çok şaşırtıcı karşılamamak lazım diye düşünüyorum. Zaten %80 yukarı gitmiş sene başından beri bir sektör diye bakalım. 2025 daha iyi bir sene olacak ama şunu da unutmakta unutmak fayda var. 2025'te bankaların enflasyon muhasebesiyle sonuçlar açıklayacağı rakamlar olacak. Evet iki daha bankalar ve diğer finans kuruluşları enflasyon muhasebesi uygulamıyorlar. Bu sefer de bu sene yaşanılan kafa karışıklıkları vesaire bankalar için olacak. Çok kafa karışıklığı olmayacak ama düşük karlar görüyor olacağız. Yani şöyle söyleyeyim size birinci yarı yılda Akbank 24 milyar lira kar etmiş. Büyük bir ihtimalle biz bunu enflasyon muhasebesi uygulanmış rakam olsa olarak görseydik 6-7 milyar TL bir rakam görecektik banka bunu paylaşmadı ama benim tahminlerim o yönde O yüzden de 2025'teki karlar 2024'lere göre enflasyon muhasebesi uygulandığı için daha düşük olacaktır bunu da hatırlamakta fayda var bir de Anadolu hayatın sonuçlarını gördüm İyi sonuçlar ama piyasa beklentilerine ee, yakın sonuçlar e, kabaca e, 4-4,5 milyar TL bir e, kar edecek gözüküyor Anadolu Hayat'ın 2024'te. E, bu da e, 48 milyar piyasa değeri olan bir şirket için 12 FK demek. E, bu tip bir şirket için normal ama orada da son bir ayda 146 liradan 112 liraya geriye gelmiş bir hisse görüyoruz. Tüm hisselerde biraz bunlara dikkat etmekte fayda var. Çok iyi performans göstermiş hisseler biraz kar realizasyonu dan geçiyorlar. Anadolu Hayat bu sene en düşük 36 lira görmüşken en yüksekte 146 lira görmüş. O yüzden neden Kâr, iyi karlara göre rağmen düşüyor diye çok şaşırmamakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Herkese merhaba. Ee, Sabancı Holding %50 iştiraki olan enerji sağ üretimin kapasitesinin 3.8 gigavata ulaştığını e, açıklarken 2026 yılı itibariyle de 5 gigavata hedeflediklerini e, açıkladılar. Daha önce de açıklanan 5 GB hedefiyle uyumlu olduğundan biz bu haberi Sahol için nötr olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan Koç Holding'in %77, Aygaz'ın da %20 pay sahibi olduğu EYŞ'in tarafında da 4.4 milyar TL'lik bir nakit avans kar payı dağıtacağını açıkladı. E, bu bağlamda e, baktığımızda buradan Koç Holding'e 3.4 milyar TL, Aygaz'a da 880 milyon TL'lik bir nakit girişi olacak. E, bunu da hafif olumlu olarak e, değerlendiriyoruz. Öte yandan bugün Aydem Enerji e, 55 kuruşluk bir temettü dağıtacak. Bu da %1.7 temettü verimine e, işaret ediyor. E, baktığımızda e, Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri ve Körfez GEO tarafında da e, bedelsiz sermaye artırımı kararı ve e, bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvuruları var. E, detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Bugün Açelik soruşlarını açıkça akşam. Şu anda tabi birleşmenin etkilerine kadarlık bir zarar olacağını kestiremiyoruz biz. Bir tahmin paylaşmadık açıkçası. Piyasada da beklentiler işte 200 milyon TL civarında. Şu anda tabii çiple ilgili haberler çıktı daha önce ama yine altını çizeyim. O haberlerden sonra şirketten herhangi bir kap açıklaması gelmedi. Genelde belli bir büyüklükte olduğu zaman kap açıklamaları yapıyor. Yani cuma günkü harekete bakarsanız daha büyük bir gelişme gibi algılandı ama şu aşamada çok da büyük bir gelişme değil gibi. Ama tabii ki ileriye dönük olarak çip gibi şeyleri ki birisi yapacaksa o şirketlerin başında da muhtemelen Arçelik, Vestel gibi şirketler gelecektir. Genel olarak HRC yaslı çelik fiyatlarındaki düşüş devam ediyor ve hız kazandı. 780 dolar, 478 dolara kadar geriledi. Yüzde ikilik bir düşüş var. HRC, yaslı çelik, e, Çin fiyatları da. E, bu Türkiye'deki fiyatları da aşağı çeker. E, Tabi bu arada Erdemir de 750 milyon dolara kadar borçlanıyordu. E, 200 milyonluk daha borçlandı. 950 milyon dolarlık bir Eurobond borçlanması yaptı. Bu ek yapmış oldu. Tabii bunları ne hangi ne amaçla kullanacaklar? E, Yatırımlarının finansmanı ve bazı kısa vadeli gelen borçların vadesinin değişimi e, oradaki temkinli görüşümüzü biz korumaya e, devam ediyoruz. Perakendelerle e, görüşüyoruz genel olarak e, iki ilk çeyrekte Migros ve BİM daha iyiydi. E, i̇kinci çeyrekte BİM'in büyümesinin biraz daha yavaşlayacağını, Migros'unkini biraz daha yatay gideceğini düşünüyoruz ilk çeyrek gibi. E, şok ise biraz daha iyi olabilir. İlk çeyrekten ikinci çeyreğe geçiş anlamında. ilk çeyrekte çünkü çok negatif rakamlar görmüştük. E, şok da yine en beğendiğimiz hisselerde ısrarla devam ettiğimiz ve Gerçekten de orada kazancın gelmesi için artık temel verilerin gelmesi tetikleyici olacağını düşünüyoruz. Diğer şirketlerinde yavaş yavaş karları gelmeye başlayacak. Bu çeyreklik sezonda dalgalar büyük olacaktır. Yani sapma oranları ve detaylar önemli olacaktır. Enflasyon muhasebesinden den kaynaklı olarak hem analiz hem de şirketin giden yani yönünü Tespit etmek açısından e, önemli olacaktır. Sentimente bakarsak, sentiment dün de yine baskı altındaydı. E, sentiment bülteninde de yine görünen satış baskının sının devam ettiği ve burada tabii ki şöyle düşünmek lazım. E, o yüksek oynaklık yine yıl sonuna doğru geliyoruz. Burada tabii yine şunu gösteriyor, önemli noktalara geldiğini gösteriyor algının negatiflik anlamında. Buralarda yine bizim genel şeyimiz daha önce alamadığınız hisseleri almak yönünde olacaktır. Ama bu baskının devam etmesi durumunda tabii ki böyle biraz zaman zaman panik hareketlerini de görebileceğiz. Ama şimdilik biz özellikle ekonomideki daralmadan az etkilenecek şirketler üzerinden beklentilerimizi korumaya devam ediyoruz. Sentiment değeri yüksek şirketlerde dikkat çeken işte Enka, Petkim, Oyak, Çimento, Emlak, GEO, gübre fabrikaları var. Bunlar içerisinde Oyak bizim için Oyak Çimento ileri dönük iyi bir şirket olarak görüyoruz. Öncelikle Enka tarafı Enkayı biraz daha defansif olarak değerlendirebiliriz. Dikkat e, dikkat çeken hisselere bakarsak burada aksa enerjiyi görüyoruz, şoku görüyoruz, ülkeri görüyoruz, e, TSKB ve Yayla gıda'yı görüyoruz. Dikkat çekenler arasında aksa, şok ve ülker e, biraz önce de dile getirdiğim gibi en beğendiğimiz hisseler arasında e, devam ediyor. E, yine Konsensus rakamları çok az olduğu için oluşturulması zor oluyor ama dediğim gibi biz kendi rakamlarımız üzerinden bir şey sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde hedef fiyatlarımızı da gözden geçiriyoruz. Değerlendirmeler yaptıktan sonra sizle paylaşacağız. Ama yine altını çizeyim. Son dönemde en fazla dikkatimi çeken HRC fiyatlarında Çin kaynaklı hızlı düşüşler yaşanması. Bu da başarılı. Yani Eylül-Ekim ayında bizim için e, dünya endüstrisi açısından önemli testlerden geçeceğimizi işaret ettiriyor. Yine altını çizelim daha defansiften çok iç talep tarafından sağlıklı şirketler ve en son vazgeçilecek ürünleri satan şirketlerin hisseleri önümüzdeki dönemde cazip olmaya devam edecek diye düşünüyoruz. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde herhangi bir soruya da yorum varsa arkadaşlar buyurun alalım. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.